Sevgili izleyiciler, günaydın. İkinci sayfadan Nilüfer'le açtık. Şarkısı son zamanlarda haberini sunduğumuz kahramanlara, karakterlere ne kadar da uyuyor. Soru çok, sorun şov çok, yapma, yorum da çok. Şov yapma, evet. Taktikler bitti gitti mi? Taktikler de var aslında. Yani şimdi, evet, Türkiye'nin konuştuğu bir isim Dilan Polat, Engin Polat çifti. O cephede yeni gelişmeler var. Asla yan yana gelmezler dediğiniz bir araya gelenler var. Ve bakınca da kimler kimlerle yan yana gelmiş diyeceğiniz kareler var. Gerçekten diyoruz ki nasıl bir taktiktir, nasıl bir hamledir, her seferinde şaşırıyoruz. Evet, olmaz dediğimiz şeyleri olur olduğu dönemdeyiz ve bu sefer de her dönem bir sözü, bir lafı çok seviyoruz ya. En sevdiğim laf. Söyle. Kimler kimlerle beraber? Gerçekten kimler kimlerle beraber? Yani sadece onlar için demiyoruz. Kendi çevrenizden de düşünün. İlla da bu ünlüler çevresi olması gerekmiyor. Konuyu, komşuyu, sokağı, caddeyi, akrabalık, arkadaşlık ilişkilerini falan düşünün. Kimler kimlerle beraber diyeceğiniz mutlaka bir örnek çıkıyor. Ya diyorsun ki asla yan yana gelmezler, aynı ortamda bulunmazlar, asla birbirlerinin yüzüne bakamazlar diyorsunuz. Öyle bir gelişme yaşanıyor ki, öyle bir fotoğraf karesi geliyor ki ilk tepkimiz şu oldu. Eski fotoğraf mı? Eski video mu oldu? Hayır, gayet yeni. Gayet sıcak bir gelişme bu. Birazdan konuşacağız. Gülşen, şeyi tenzih şu olayı tenzih ederek söylüyorum. Bak, bunu kenara koy. Yüz yüze bakamaz dediğin insanlar karşı karşıya geliyor dedin ya. Sonra kişiler aynada birbirleri kendini yüzüne nasıl bakıyor? O da tartışılır. Sonra ne oluyor biliyor musun? Arada kötü sen ben oluyorsun. Tabii tabii, öyle oluyor. O da çok fena. Tabii. Dün de biliyorsunuz bu masada Dilan Polat'ı konuştuk. Avukatları vardı, Ahmet Bey vardı, Enes Bey vardı. Daha sonra dayanamadı. Dilan Polat yayınımıza bağlandı. Hakkındaki iddialara yanıt verdi. Neydi o iddialar işte? Kara para akladı iddiası, vergi kaçırıyor iddiası ve ablası Sıla Doğan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Neler anlattı bir dinleyelim. Allah bazen insanlara yürü kulum der. Dilan Hanım'ın şu anda, biz bir hesaplama yaptık, 3300 çalışan direkt ve indirekt kişiye istihdam ediyor. Bir 7 milyona yakın vergi ödemiştir. 7 milyon? Evet. 7 milyon ödediğiniz verginin cirosu neydi o sene? 100 milyon vardır. Şu anda afaki konuşuyorum, net değil. Yapılan algı çalışmalarına sizler de destek oluyorsunuz. Hayır. 3 sene önceki bir videoyu alıyorsun, yeniymiş gibi servis ediyorsunuz. Sadece bunu düşününce bile aslında bir algı operasyonun içinde olduğumuzu anlayabiliriz. Ama evinde çıktı. Evinde çıktın nereden biliyorsunuz? Basına öyle yansıdı. Basına öyle yansıdı. Basına her şeye farklı yansıyor zaten. Çıkmadı yani basınla gerçek şey? Çok farklı. Temiz bak, ben mi? Bununla ilgili bir şey söyleyemem. Bu şu an yargıya intikal eden bir konu. Ben çıkmadı demedim. Çıktı da demedim, çıkmadı da demedim. Bu yargıya intikal eden bir konu. Bu konuyla ilgili ben konuşamam. Beni kimden hedef aldığını bilmiyorum. Ancak bu hedef aldığım alanların başında bir tane finansörleri olduğundan çok net eminim. Şunu sormak istiyorum kamuoyuna. Bu kadar giderleri var mı? Onların bu kadar giderleri var mı? Gelir ve gider birbirini dengeliyor mu onların? Neymiş 7 milyon çok azmışmış da şu kadarmışmış da gider. Biz her zaman her gelende yeni kazanca yatırım yapmış insanlarız. Evet. Örneğin 500 milyon TL bir kazanç varsa 400 milyon TL masrafınız vardır. Geri kalan 100 milyon TL artı görünen kısmın vergisinden bahsediyor Ahmet Bey sanırım. Bakın yapmayın. Ahmet Bey'in bahsettiği kısım bu. İnce detaydan alıp çekmeyin bunu. Ünlüyüm ama ben iş kadınıyım. Hangi iş insanın çıkıp da ödediği vergiyi görmüşsündür? İnsanları zan altında zamanında bıraktınız. İnsanları zamanında zan altında bıraktığınız için insanlar buna mecbur kalmış olabilir. Vergi insanın mahremiyetidir ya. Zaten az mı başında dert var? Bakın adamın bir tanesi çıkıyor, benim bacağıma bilmem ne oldu, benim dükkanıma bilmem ne oldu diye beni hedef gösterebiliyorlar. Pardon, ben aklım yok o zaman benim, akıl yoksunuyum ben. Yapmayın. Arkadaşlar bakın, ben bir sosyal medyada bir sembol olarak görünen bir kadınım. Anlatabiliyor muyum? Ben size geldiğimde de söyledim. Ben kahvemi, sizle şu an konuşurken kahve içiyorum, altın tozuyla içmiyorum bunu.
Ben böyle bir kadın değilim zaten. Gün içinde ben 10 tane kahve içiyorum. Hangi birinin içinde altın tozu var? O gün story'e çekeceksen bunu yapıyorum zaten. Bu bir ikon, sembol haline geldi. Ben zaten böyle bir kadın değilim. Sizin programa çıktıktan sonra oldu ne olduysa. Cümleleri inceden inceden oldu. Şu anda Ahmet Bey'cim sana sesleniyorum. Senin cümlelerin de ince ince alınacak. Bence bu konuyu burada Enes Bey'e devret. Senin cümlelerin de ince ince alınacak çünkü burada. Yapmayın arkadaşlar. Bakın bir algı operasyonu var. Siz bana yardımcı olmak için davet ettiniz. Avukatlarım gelsin, ben gelmek istemiyorum dedim. Aynı şeyleri yaşamamak adına. Evet. Ama lütfen yapmayın. Yapmayın. Bakın burada ortada psikolojik problemleri yaşayan bir kadın var. Daha fazla bu olayların üstüne gitmeyin. Yeter. Herkesin bir sabrı var. Benim de sevenlerim var. Sevenlerimin gözünde de beni düşürmeye çalışmayın. Gülşen'cim, Müge'cim, bak şimdi senin bu gördüğün kısım nefret oldunuz. Binlerce bana destek mesajı geliyor. Şunu gördünüz mü? Ataşehir'e gittiğinde danışanlarım kapıya çıktığını. 3 sene önceki bir video. Durup durup aynı soruyu soruyorsun. Evinden bilmem ne çıkmadı mı? Evinden bilmem ne çıkmadı. Durup durup bunu önüne getiriyorsun. Evinden bilmem ne çıkmadı mı? Ne olsa zaten orada her şey, bunu mu söyleyeceğiz biz? Evine girdiğinde kız kardeşin cama çıktı mı diyeceğiz? Bu detaylara mı gireceğiz? Girmek istemiyoruz. Niye soruyorsun üst üste? Ama biz gazeteciyiz. Ama her şeyi sorarız. Ama sen ama de hayatım, sen gazetecisin de sana cevap veriyor. Yargıda diyor bu. Evet. Bak, yargıda. Farklı durumlar da var işin altında diyor. Tamam, ama işte, bir taraftan da nereden biliyorsunuz diyor öyle maddelerin çıktığını diyor. Nereden biliyorsunuz diyor bir taraftan da. Yani hayatım, sanki çıkmamış gibi. Kadının bir tanesi çıkıyor, dükkanımı taradılar diyor. Böyle bir şey mümkün mü ya? Allah rızası için ben o gün sabaha kadar Basan Emniyeti'nde kız kardeşime beklemişim ya. Ben de nasıl bir ya? Günlerdir beni hedef gösteriyor, gideceğim milletin dükkanına. Böyle bir şey var mı ya? Ben neyim? Nerede yaşıyorum ya? Zanlı mıyım? Terörist miyim? Ben neyim ya? İnsanların dükkanına bilmem ne yaptım. Gittim bilmem kimi tehdit ettim. Bilmem kimin ayağına bilmem ne yaptım. Zanlı mıyım ben ya? Ablan Sıla'nın evinden çıkanlar o ben yargıda diyorsun. Ben söylüyorum. Yargıda bu işin içinde farklı durumlar da var. Benim kız kardeşim günlerdir ben psikolojik problem yaşadığım için benim evimde kalıyordu. Yardımcısı da yoktu. Yoktu. Günlerdir benim evimdeydi. Evine bile gittiği yoktu. Kız kaçtı. Anlatabiliyor muyum? Daha fazla da bir şey konuşmak istemiyorum. Tamam peki ben... Evine girdiğinde de cama çıktı. Yani niye insanları diyorsun? Bu yüzden. Herkes her şey konuşmak zorunda değil sevgili Gülşen'cim. Herkes her şeyin açık açık... Senin hayatın ne kadar bilebiliriz sen bir ünlü olsan? Magazinin karşısında... Ben ne kadar açarsam hayatımız... sen o kadar bilebilirsin benim hayatımı. Evet, evet. Bizim hayatımızı zorlaşmaya çalıştılar ama işte. Ve bilmediklerini de öğrenmeye çalıştılar işte. Bizimki gibi, bizim durumumuz bu. Bak şu vergi konusuna tekrardan denemek istiyorum. Değinmek istiyorum. Dünya kadar gider var. Gelir gider birbirini çok gayet de dengeliyor. Biz ne kazandıysak biz zaten bu şekilde büyüyüp marka olduk. Sadece Dilan Polat'la doğan bir marka büyüdü, büyüdü, büyüdü. Anne oldu. Doğurmaya devam etti. Aslında kremler senin üretimin değil, etiket basılıyor. Evet, evet, evet. Tamam. Bir de en son iddia oydu. O da benim değil. Etiket basılıyor. Gidiyorum hatta. Başkasının kremi soyuyorum. Kabı soğana çeviriyorum. Gidiyorum üstüne etiketimi basıyorum. Neydi? Dün ÜTS kaydı yokmuş ürünlerimin. Bir de bunu çıkardılar. Ya nasıl ÜTS kaydım yok ya? Benim bütün bildirimlerim yapılmış. Bütün analizlerden, testlerden geçen ürünler. Milyon milyon insan kullanmış bunu ya. Dünya kadar insan, binlerce insan kullanmış. Milyon insan kullanmış. Nasıl ÜTS kaydı olmaz ya? ÜTS görünürlüğü kapalıydı. Gecenin bir vakti de olsa açıldı. Ne oldu? Bu da bir iddiaydı. Sürekli iddia, sürekli iddia, sürekli iddia bu şekilde. Fenerbahçe'nin sponsorluktan vazgeçtiği iddiası. Hayır, hayır böyle bir şey yok. Bunu zaten şu anda avukatım Enes dile getirsin. Ben ne dedim size? Size de bunu söyledim. Ben her gün kahvemi altın tozuyla zaten içen bir insan değilim. İçmiyorum bile. Size gelirken program dediniz bir altın tozu kahven de olsun yanında çok tatlısın öyle. İnsanlar beni zaten bu şekilde seviyor. Siz gibi. Peki şey soralım bile. Getirdim de çöpten çıktı altın tozlu kahve. Bunlar iyi bir finansör tutmuşlar kendilerine. Sosyal medyada Twitter çalışmasının da yapıldığını düşünüyorum. Gündeme düştüğü zaman arkasından ben 7 milyon kişiye hitap ediyorum. Beni burada seven kadar sevmeyen de bir sürü insan var. Onlar da peşinden gittikleri zaman gayet istedikleri güçte olabiliyorlar zaten. Tamamen algı da bunun üzerine kurulmuştu. Siz gidin arkanızdan gelecekler olacaktır diye. Çünkü ben tanınan bir insanım. 7 milyon takipçisi olan bir insan. Daha ne kadar olabilir ki? Şimdi benim yaptığım yardımı konuşursan arkamdan da ettiğim binlerce yardım ettiğim insanlar gelecek. Yorum atacak, yazacak, bağlanacak. Bana da etti. Bak şimdi sen izleyen varsa aramda yardım ettim. Maddi imkanı el veriyorsa aramaya bile. Seni kaç kişi arayabilir şu anda?
Ayrıca vakfa gelmek istiyorum. Vakıf için istemedim. Bunu da dile getirdim. Neden? Aman bizim vakfımıza kimse para yollamasın. Bağışımızı biz yaptık zaten. Neydi? 120 bin, 180 bin, 200 bin lirada. Çocukların, bebeklerin ameliyatları, paraları var. Vakıftan göndeririz. Bizim kendi paramızdan göndeririz. Çünkü biz yaptık yardım orayı. Kimseden 1 TL incelensin. 1 TL yardım alınmadı. En son dedim ki istemiyorum ben artık. Ondan sonra dedim ki neden istemeyeyim ya fakirin fukaranın elinden tutmayı. En kötü ne yaparım? İnsanlar gider sıfır. Hiç giyinmemiş kıyafetler, mutfak eşyaları, kırtasiye eşyaları getirirler. Ben yine ulaşırım insanlara. Biraz önce Sıla'dan bahsederken cam açıktı dedin. Bende kalıyordu ablam dedin. Bir komplo mu var diyorsun? Konuşmak istemiyorum bu konu hakkında, cevap vermeyeceğim. Vermeye her şeye cevap vermek zorunda değilim. İnsanlar seyirciler benim, hemen yazmışlar. Hayır, acaba insanlar, komplo mu? İnsanlar yargının içinde neler olduğunu, bizim kurban olduğumuz devletimiz ne karar verdiyse odur. Devletin verdiği karardır. Neyse odur. Ayrıca insanları artık daha fazla zan altında da bırakmasınlar. Herkes her şeyin her şeyini bilmek zorunda değil. Bu bizim hayatımız. Biz bir aileyiz. Biz kendi ailemiz içinde yaşarız. Yaşanmasını isteyen insanlar, buna zaten sebep oldular. 3 yıl önceki videoyu çıkarıp pişirip insanların önüne sundular. Bir kamuoyu oluşturdular benim kız kardeşim için. Bundan sonra nasıl bir yol haritası belirledim? Benim hayatım neyse o şekilde devam eder. Hayatımı kimse için kısıtlayamam ben. Ancak insanlardan çok yoruldum. Bir şey başaramadılar. Ben sadece kendi hayatım neyse o şekilde devam etme taraftarıyım bu saatten sonra. Yani paylaşımlara devam edeceğim. Tabii ki de devam edeceğim. Niye devam etmeyeyim Düşence? Benim hayatım bu. Dubai'ye kaçacağım, Amerika'ya kaçacağım, Hollanda'ya kaçacağım. Niye kaçayım güzel kardeşim? Ben ülkemi seviyorum. Ülkeme döviz sokmayı da seviyorum. Ülkemde kalmaktan da mutluyum. Ülkemin de bir sürü güzel insanı var, iyi insanı var. Kötüleri gibi iyileri çok daha fazlası var. Benim arkamda karanlık güç kim olacak ya?